2020 ne kadar zor bir yıldı. Ne zaman bitecek bu kabus diyorduk kendi kendimize. 2021, 2020'den farksız mı? Şu ana kadar değil. Son 1,5 yıla yakındır salgın bir tarafa, depremler başka bir tarafa, doğal afetler, çatışmalar, iç savaş, protestolar, gösteriler. Dünyanın her yerinde sancı var. Dünyanın birçok noktasında dramlar var. Ve dünyanın yine birçok noktasında bir demokrasi, bir özgürlük savaşı var. Tıpkı Myanmar'da olduğu gibi. Peki ne olup bittiğine dair tüm bu yaşananlar sizin önünüze, ekranlarınıza, gazete sütunlarınıza ya da internet portallarınıza nasıl yansıyor? Değerli meslektaşlarım sayesinde. Basın sizi bilgilendirmeye çalışıyor. Basın bunu yaparken hayatını da tehlikeye atıyor. Myanmar'da birçok çatışma bölgesinde ki biz de oralarda yer aldık zamanında, öyle habercilik yapmak kolay bir şey değil. Kelle koltuktadır bu işler. Ve bir nevi basın özgürlüğü çok önemlidir. İfade özgürlüğü gibi basın özgürlüğü de çok önemlidir. Neden mi? Bakınız, dünyaya dair hiçbir zaman unutmayacağımız gazeteci meslektaşlarımın sizler için ölümsüzleştirdiği anlar var. Bunların ikisi Bolivya'da, diğer ikisi Bolivya diyorum, Belarus'a düzeltiyorum, Belarus'a, diğer ikisi Brezilya'da. Bakınız, bir gelinlik giymiş kadın Brezilya'da Lukashenko'ya karşı başlayan protestolarda işte elindeki bir çiçekle meydan okuyor ve o anlar bir foto muhabir tarafından ölümsüzleştiriliyor. Yine bakınız, beni en çok etkileyen karelerden biri budur. Şu anda yine Belarus. Orada göstericiler niçin sokaktaydılar muhalefet? Seçimlerde yolsuzluk, usulsüzlük yapıldığı gerekçesini iptalini istemişler. Lukashenko geri adım atmayınca da 4 hafta boyunca protesto düzenlemişlerdi. Rusya bile müdahil olmuştu. Ve bakınız, o anlardan birinde bir gösterici bir askere sarılıyor elindeki balonla. Asker ne yapacağını şaşırmış. Bu durumda ne yapabileceğini bilmiyor. O da şaşkın bir şekilde bakıyor. Aslında aklından o kadar çok şey geçiyor ki. Ne yapıyorum ben burada? Bu insanlar benim insanlarım diyor. Ne yani? Dönüp de ateş mi edeyim şimdi bu kadına? Belki aklından bunları geçiriyordur. Bilinmez ama meslektaşım bu anı işte bu kareyle ölümsüzleştirdi. Ve bakınız, Brezilya. Korkunç. Vedalaşmadan gidenler bunlar. Hindistan'da, Brezilya'da ve salgının çok fena vurduğu birçok ülkede bu korkunç ve kareler yaşandı. İnsanlar toplu mezarlara gömüldüler. Birçok insan yakınlarıyla vedalaşamadı. Onları kendi elleriyle defnedemedi. Ne oldu? Toplu mezarlara gömüldü. Tıpkı tarihsel süreçte veba salgınlarında ya da H1N1'deki gibi o salgınlarda aynı şey 2020'de de yaşandı. Ve 21'de de yaşanmaya devam ediyor. Bakınız Brezilya. Bir taraftan salgın, diğer taraftan evsiz insanlar. Dışarıdalar. Aslında onlar Covid'den korkmuyorlar. Açlıktan korkuyorlar. Karınlarını doyuramıyorlar. Paraları yok. Sokaktalar. İnanın bana, Covid umurlarında değil. Karnımı doyursunlar da ne olursa olsun diyor bu insanlar. Ve yine bir meslektaşım tarafından ölümsüzleştiriliyor bu fotoğraf karesiyle. Basın önemli. Basın sizi bilgilendirir. Basın sizi birçok şeyden haberdar etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Hele hele böylesi bir dünyada artık bu mesleği yapmak da son derece zor ve her geçen günde zorlaşıyor.